Merhaba arkadaşlar, kanalıma, evime, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir kurabiye yapıyorum. Çocukların çok seveceği, büyüklerin çok seveceği, gözünüzü dolduracak bir kurabiye olacak inşallah. Hadi başlayalım yapmaya. 250 gram margarinimi kaseme aldım. Üzerine bir çay bardağı sıvı yağımı ekledim. Bir su bardağı nişastamızı ekleyelim. Bir su bardağı da pudra şekerimizi ekleyelim. Bir tane vanilyamızı da ekleyelim. Arkadaşlar bu kurabiyemizi kabartma tozu eklemeyeceğiz. 3 su bardağı da unumuz var. Onu da kenara alalım. Şöyle yağımızla nişastamızı, pudra şekerimizi bir güzel macun haline getirelim. Ve azar azar unumuzu ekleyelim. Her zaman söylediğim gibi unumuzu azar azar ekleyelim ki hamurumuzun kıvamını kaçırmayalım diye. Evet, bu şekilde hamurumuzu toparlayalım. Ve tezgahımızı alacağım gene. Her zaman olduğu gibi tezgahta yoğrulan hamur hiçbir yerde yoğrulmuyor arkadaşlar. Bunu kesinlikle söyleyebilirim sizlere. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorumlar kısmına küçük bir emoji veya küçük bir kalp bırakırsanız ben de bu sayede izlemiş olduğunuzu anlayabilirim. Kanalımın büyümesi için bana desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Abone olmadıysanız abone de olabilirsiniz. Tezgahıma bir miktar unumu aldıktan sonra hamurumu ilave edeceğim ve orada yoğurmaya devam edeceğim arkadaşlar. Güzel özlü kıyır kıyır bir hamur elde edelim. Hamurun kıvamını da göstereceğim sizlere. Nasıl güzel bir hamurumuz olduğunu da göreceksiniz. Arkadaşlar bu kurabiyemiz hiç bayatlamıyor. Yapın, saklama kutusuna veya buzdolabı poşetine koyup buzluğa atın. Bir 6 ay boyunca kurabiyeniz dolapta hazır bekleyecektir sizleri. Evet, hamurumuzu toparladık. Elimize yapışmıyor ama yumuşacık bir hamurumuz var. Evet, böyle çizikler atıyorum ve kat kat oluyor içi. Bu demektir ki hamurumuz kıyır kıyır olmuş demektir. Evet, küçük küçük bezeler alalım. Ceviz büyüklüğünde şöyle yuvarlayalım ve tezgahımızı dizelim. Çayın yanına, kahvenin yanına güzel harika bir kurabiye tarif veriyorum arkadaşlar. Kesinlikle yapın diyorum. Yaptıktan sonra da yorumlar kısmından bana yazabilirsiniz. Her zaman söylediğim gibi malzemelerimi açıklamalar kısmına yazacağım arkadaşlar. Oradan bakabilir, yapabilirsiniz. Aklınızda bir soru işareti kalıyorsa yorumlar kısmından da bana ulaşabilirsiniz. Yaptığınız kurabiyelerin fotoğraflarını atın bana arkadaşlar. Ben de Instagram hesabımdan, Facebook hesabımdan sizin yaptığınız kurabiyelerin fotoğraflarını paylaşayım oradan. Aynı şekilde Facebook hesabımda Sil Baştan Tatlar, Instagram hesabımda Sil Baştan Tatlar arkadaşlar. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Evet arkadaşlar, kurabiyelerimizi yuvarlamaya devam edelim. Ceviz büyüklüğünde parçaları alıyoruz. Elimizin arasında yuvarlayıp kenara bırakıyoruz. Arkadaşlar ben bu kurabiyemi bolibonlu yaptım ama siz isterseniz çikolatalı, marmelatlı, cevizli, fındıklı, fıstıklı da yapabilirsiniz. Kurabiyemizin üzerine nasıl süs koyarsanız koyun ama hamuru mükemmel bir hamur. Onu söyleyebilirim sizlere. Şeklini siz kendiniz karar verirsiniz. Ben bu şekilde yapmak istedim. Evet arkadaşlar, bir tanesini alalım. Şöyle parmağımızla hafiften bastırtalım. Yuvamızı oluşturalım. Bolibon şekerlerim var elimde. Onlardan süsleyeceğim ben şimdi kurabiyelerimi. Evet, bir tanesini alalım. Tam orta kısmına gelecek şekilde yerleştirelim. Böyle 3 tane yeterli bence arkadaşlar. Evet, bu kurabiyeyi çocuklarınızla beraber yapın. Çok eğlenceli ve çok güzel olacağından eminim arkadaşlar. Daha da hem de eğlenceli olacağı için onların da canı sıkılmaz bence. Ben bu kurabiyelerin bolibonunu yaptım. Neden bolibonunu yaptım? Yeğenlerime götürmek için.
Çocuklar kurabiyeleri görünce öyle sevindiler ki arkadaşlar anlatamam sizlere. Başka bir kurabiye yapsaydım bu kadar ilgilerini çekmeyecekti. Bu limonlu şekerli yaptığım için daha da hoşlarına gitti diyebilirim sizlere. Evet arkadaşlar, bu şekilde kurabiyelerimizi süsleyelim. Bir tane daha göstereyim. Evet, bu şekilde yapımı çok kolay, modeli çok kolay arkadaşlar. Siz de çocuklarınızla yapın. Mutlu edin onları. Evet arkadaşlar, bu şekilde kurabiyelerimiz bitene kadar aynı işlemi yapalım. Evet arkadaşlar, kurabiyelerimizin süslenmiş hali bu şekilde. 150 derece ısıtılmış fırına kurabiyelerimizi gönderelim. 10 dakika 150 derecede, sonra 100 dereceye alacağız arkadaşlar. 25 dakikada pişti benim kurabiyelerim. Evet arkadaşlar, kurabiyelerimiz pişti. Çok da güzel oldular. Şekerlerimiz hiç erimedi üzerinde. Rengarenk kurabiyelerimiz oldu. Ve servisimize geçelim. Evet arkadaşlar, kurabiyelerimizin bir de altına bakalım. Altı da pembecik, üzeri de pembecik. Bir de doku testini yapalım. Evet arkadaşlar, kum gibi dağılan kurabiyemiz oldu. Yapmanızı şiddetle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Yapar da beğenirseniz yorumlarınızı bekliyorum. Evet arkadaşlar, kurabiyelerimizin son hali bu şekilde. Kurabiyelerimi beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için herkese teşekkür ederim. Bir başka videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın.